Herkese selam, herkese merhaba. Agroleme kariyerimizin 11. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde çok güzel maçlar olacak. Özellikle bir maç var ki anlatamam ama göstermek istiyorum. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar, 16 Aralık 2020 tarihinde Tottenham'e karşı deplasmanda kupa maçına çıkacağız. Agroleme kariyerimizdeki şimdiye kadarki en büyük maç olacak bu. Lig maçlarını bir şekilde kazanırız diye düşünüyorum ama Tottenham maçı nasıl geçecek? Vallahi de billahi de bilmiyorum, çok merak ediyorum. Büyük bir heyecan içerisindeyim. Bakalım ne olacak, ne gidecek. Hadi bakalım La Galuga'yı bırakalım, videoya başlayalım arkadaşlar. Ligde lideriz zaten, onu konuşmaya gerek yok, görüyorsunuz. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bütün maçlarımızı kazandığımız takdirde şampiyon olacağız. O garanti. Onun dışında futbolculardan Joshua King için transfer teklifi yollayacağız. Transfer sezonu açılınca. Şimdilik transfer bütçemiz biraz yetersiz. Biliyorsunuz ki geçen bölümde Max Aronsu satmıştık 10 milyona ve transfer bütçemize 10 milyondan 8 milyonu eklenecek sadece. Böylelikle biraz olsun transfer için paramız olacak ve Joshua King'i transfer etmeye çalışacağız. Ama şimdilik gelin biz maçlara çıkalım. Formamızı da seçtik, geldik arkadaşlar. Watford nasıl okunuyorsa artık, as ilk 11 ile sahaya çıkacağız, yani asıl ilk 11 ile. Çünkü rakibimiz ciddi bir rakip ve yedek kadroyla çıkmak istemiyorum. O yüzden as ilk 11 ile çıkıyoruz. Fakat bundan sonraki karşılaşmaya ne olursa olsun yedek kadroyla çıkacağız. Çünkü ondan sonraki maç Tottenham maçı ve Tottenham maçı çok ciddi bir şekilde zor geçecek. Oraya as kadroyla çıkmamız lazım. Hadi bakalım başlayalım. Ve karşılaşmaya Boadu'nun vuruşuyla başlıyoruz arkadaşlar. Buendia'ya faul yapılıyor. Maçın henüz başı. Pasımızı oynuyoruz yerden. Rup. Hızlı çıkalım. Güzel. Sakin. Andrew Onyekuru ileriye koşturduk. Araya oynadık. Offside olmasın. Corner'i kazanıyoruz galiba. Ya da offside mi anlayamadım. Offside'mış. Boadu'nun önüne bırakacağım. Boadu yardırırsın sen. Hızlı bir oyuncusun. Henry Onyekuru'nun önüne. Boş kale. Topalarda gol. Dakika 12. Bu önemli karşılaşmada 1-0 öne geçiyoruz. Abi statlar neden böyle saçma sapan ya? Neyse. 1-0 öndeyiz. Biraz coşalım ya. Biraz canlanalım. Hızlı çıkabilir miyiz? Henry Onyekuru'nun önüne bırakacağım. Lan oğlum ya. Oyuncu da değiştirmedi ha. Geriye çek. Pasını oyna. Rup. Sakin. Sakla topu. Getuida. Geri oyna. Güzel. Rup. Baktı kaleye. Pozisyondan bir cacık olmadı arkadaşlar. Ben başta Henry Onyekuru'yu oynamak istemiştim. Boadu seçili kaldı. Bir türlü de değişmedi. Öylelik pozisyonun içine ettik. Yani elimizde olmayan bir sebepten dolayı daha doğrusu. Sakin. Sakin, ceza sahasına girme... Faul yapmadım, gerçekten yapmadım. Hiçbir şey yapmadım, hiçbir düğmeye basmadım. Güzel, korner olabilir ama direkt kendisinden çıkmış, o daha da güzel. Getuida şimdi pasını oynadı. Boaheta'nın önüne bırakacağım, çok güzel bir pas, offside yok. Boaheta yerden pasını oynadı. Bir pozisyon daha heba oldu. Alır mıyız? Aldık. Henry Onyekuru'nun önüne bırakacağım. Henry Onyekuru'nun önüne bırakıyoruz. Ortayı yapar mıyım? Ben de bilmiyorum. Ortayı yapmayı denedim. Korneri. Nasıl korner değil? Nasıl korner değil ya? Ana, gerçekten benden çıkmış lan. Vay arkadaş, ben onu görmedim. Boadu'nun önüne çok güzel bir pas. Boadu! Of, olmadı. Olmadı. Allah'ım. Çok ucuz atlattık ya. Ama tehlikeniz geçmedi. Henry Onyekuru kaptırma. Bir şekilde geçmeyi bildik oradan. Yerden. Güzel bir orta, maalesef gelmedi. Ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu 1-0 galip kapatıyoruz ama
Çok güzel pozisyonlar kaçtı maalesef. İnşallah ikinci yarıda bunları kaçırmayız. Özellikle kupa maçında yani bu hataları yaparsak kafayı yeriz yani. Elenmemek elde değil. İkinci yarı şimdi başlıyor. Aldık mı? Alamadık. Ama faul yapmışız. Tehlikeli bir yerden free kick kullanacak rakibimiz. Umarım iyi bir şekilde savuşturabiliriz. Bu Endia'nın önüne güzel bir pas olmadı o. Şimdi Boadu. Boadu baktı kaleye. Haydi bir gol pozisyonu daha. Korneri kazanıyoruz. Şutları arka arkaya çektik ama gol olmadı maalesef. Şanssız bir an bizim için. Yapacak bir şey yok. Yine aynı taktik. Yakın direkt. Orta. Kafa gelir mi? Bir korner daha kazanıyoruz. Şimdi Gattuso'yu da pasını oynadı. Çok güzel pozisyon. Kafayı yememe geldi değil ya. Kafayı yememe geldi değil. Pasımı oynayacaktım ya. Of, şut çektim oradan. Acayip goller kaçıyor. İnşallah aramayız bu pozisyonları. İnşallah aramayız. Atamayan atarlar felsefesiz devreye girerse Allah kafayı yerim ben burada galiba. Orta güzel. Yemin ederim giriyordu. Vallahi billahi giriyordu. Şans yanımızda olmasa var ya top giriyordu. Sağ kanattan Puaheta ile ilerliyoruz. Puaheta ceza sahasına girdi şimdi. Yerden pasını oynadı. Çok kötüydü. Göstere göstere pasımızı oynadık orada. Aha aldık, vallahi aldık. Haydi Boadu, haydi Boadu direkt. Lan oğlum git abdest al lan. Abi bu Boadu 3. kez son maçlarda direğe atıyor ya topu sürekli. Allah Allah, adamın bir şutu girmez mi ya? Yok kaleciyle karşı karşıya, kalecinin üzerine vurur. Yok direklere vurur. Kafayı yiyeceğim burada ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim burada. Allah Allah, lan adamın hiçbir şutu girmiyor ya. Diğerleriyle şutlar hep giriyor, hani bir şeyler oluyor en azından. Lan onunki hiç girmiyor ya. Hep direkten dönüyor, kaleciden çiş yapıyor, bir şeyler oluyor. Kaleciyle karşı karşıya kalecinin üzerine vuruyor ya. Ama diğer oyuncularla şut çekince top kaleye gidiyor yani, ben anlamadım bu işi. Dırmıç'ı soktum zaten şimdi. Deli etti beni ya. Aman dikkat, aman dikkat. Offside'miş zaten, sıkıntı yok. Şimdi Puaheta'nın önüne bırakacağım. Aldık lan, bir şekilde aldık onu. Ortayı yap. Vur kafayı ya da şutu. İşte bu. Bunu diyorum arkadaşlar ya. Bakın bunu diyorum. Boadu'yla bu pozisyonlar kaçarken bu oyuncularla atabiliyorum. Çok ilginç ya. 2-0 öndeyiz lan. En azından maçın son dakikalarını biraz olsun rahat oynayacağım. Zaten maç bitiyor da. Deli etti beni ya Boadu. Vallahi deli etti ya. Karşılaşma bitmek üzere artık. Şampiyonluk yolunda bir önemli galibiyet daha alacağız. Ve maç hoca artık düdüğü çalarsa bitecek. Yani şu anda sona erdi. 2-0 galip geliyoruz ve yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Bir sonraki karşılaşmamız ligin sonuncusuna karşı, lider sonuncuya karşı yani. Şöyle bir bakalım hemen üst sıralara. Tabii ki maç oynanmadan 3 puan aldık diye garanti veremiyorum ama muhtemelen galip geleceğiz yani. 55 puanla zirvedeyiz arkadaşlar. Bu arada bu karşılaşma ligdeki ilk yarının son karşılaşması arkadaşlar. Ardından ikinci yarıya geçiyoruz. Şimdiye kadar sadece bir mağlubiyet aldık arkadaşlar. Keşke onu almasaydık ama aldık işte maalesef. Yolumuza ama dolu dizgin devam ediyoruz. Farkındaysanız 3.ye karşı oynamıştık. 3. ile aramızdaki puan farkını epey bir açtık. 7 puan fark var şu anda. 2. ile aramızdaki olan puan farkını da açabilirsek demek keyfimize ya. Arkadaşlar ligin sonuncusuna karşı tabii ki de yedek kadroyla çıkacağız. Yedek kadro yeter de artar diye düşünüyorum. İnşallah öyledir, yanılmam. Laf uzatmak istemiyorum, karşılaşmaya başlayalım. Açıkçası yedek de olsa oyuncular çok yorulmasın diye hani
2-3 farkı yakaladım mı artık frenlemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Tottenham maçı çok önemli. Belki yedeklere bile ihtiyacımız olabilecek bir karşılaşma yani. O yüzden bilmiyorum yani, biraz dikkatli oynamam lazım bu maçta. Haydi bakalım, Durham için vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz. Max Aarons da artık son karşılaşmalarına çıkıyor. Biliyorsunuz ki Braga takımına transfer oldu. Güzel güzel. Hernandez kaleci. Bir önceki bölümdeydi galiba. Attığı harika bir gol vardı arkadaşlar. Son saniyede. Gerçekten müthiş bir goldü. İzlemeyenleriniz varsa orayı bir daha izleyin. Yani son bölümün son saniyeleri olması lazım. Son maçın son saniyeleri. Şimdi aynı taktiğimi yapsak. Aynı taktiği yapacağım lan. Çünkü golü bulup rahatlamamız lazım. Bundan sonraki karşılaşma çok önemli. 22 maçta 45 gol atmışız arkadaşlar. Kaç gol yedik lan acaba? Onyekuru'nun önüne bırakıyoruz. Şimdi Dermiç aldı topu, ilerliyor. Dermiç. Şut, topağlarda gol. 1-0. Topağlarda gol. Ben orada bir an fazla düşündüm. Acaba pas mı oynasam, şut mu çeksem, ne yapsam ne etsem diye. En sonunda topu geriye çektim, şutumu çektim. O da gol oldu. İşte burada çok düşündüm. Aslında öncesinde çok düşündüm yani. Ama bu da güzel bir gol oldu. 1-0 öndeyiz. Bakın Dermiç ya, Dermiç. Kalecinin üzerine falan vurmadı. Görüyor musunuz? Kalecinin üzerine falan vurmadı. Bizim yedek santraforumuz. Boadu'dan daha güzel şut çekiyor ya. Böyle bir şey yok. Boadu'nun şutları ya direklere tosluyor ya da kalecinin üzerine gidiyor. Ben anlamadım ya. Henry Onyekuru'nun önüne bırakıyoruz şimdi. Haydi bakalım. Orta yapacağım. Orta yüksekten. Çok fazla gittim. Çok fazla geç kaldım orta yapmak için. Sağ kanat boş. Oynamadı. Sol kanadı unuttuk sağa bakarken. Of, aman dikkat. Aman dikkat beyler. Hiçbir şey yapmadım. Tertemiz aldık topu. Puaheta ilerle. Boşa çık. Ne olur boşa çıkın. Ne olur boşa çıkın. Haydi gol olsun. 2-0. Dakika 34. Artık biraz vites küçülteceğiz arkadaşlar. Oyuncuların dinlenmesi lazım Tottenham maçı için. Güzel bir golle 2-0 öndeyiz. Bundan sonra kafamız rahat, skoru koruyacağız. Belki kazara bir gol daha bulursak güzel olur tabi. 3-0, 4-0, 5-0 neden olmasın. Ama oyuncuların dinlenmesi lazım. O yüzden vites küçültüyoruz. Bırakın oynasınlar abi. Bırakın topla oynama yüzdeleri %90 olsun, 100 olsun. Fark etmez. Sakin sakin, hiç koşmadan etmeden bu maçı alalım. Tottenham maçında inşallah gerçek agrolemi kulübünü göstereceğiz. Güzel Quintila, şimdi ortayı yapacağım. Orta güzel mi? Değil. Yani orta güzel de isabetsiz maalesef. Bir de bu çıktı başıma ya. Yemin ederim bir de bu çıktı başıma ya.